Bismillah. Tahta gelmiş mi gene ya? Sağ sol belli değil ha. Selamünaleyküm. Allah gecenizi gündüzünüzü mübarek eylesin. Cenab-ı Hak Berat gecenizi de mübarek eylesin. Nice gecelerde toplanmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Toplumlar vardır. Toplumların birbirleriyle aidiyetlerini birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayan değişik ritüeller vardır. Bu ritüeller toplumu birbirine kaynaştırır. Bir arada bulundurur. Bir noktada da aidiyet kesbettirir. Şöyle gelin üçünüz de. Bu aidiyet kesbetmesi toplumun birbiriyle kenetlenip daha ileriye doğru yürümesini sağlar. Toplumu bir yerde tutar. Mesela bir milli bayram. Türklerin Orta Asya'dan itibaren işte bahar bayramını kutlamaları, düğünler, kendi içlerinde düğünde bütün hısım akraba tanıdıkların toplanması, bunlar böyle daha noktasal. İşte birisinin evlenirken söz kesilmesi, nişan yapılması, bunlar daha noktasal. Bunun daha büyüğü bir kentin herhangi bir etkinliği, daha büyüğü bir kavmin etkinliği. Daha büyüğü inançla alakalı. Bir inançta toplananların büyük etkinlikleri. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Bunlar bütün inananları, bunda çünkü kavim söz konusu değil. Bütün inananların kendi içerisinde çimantosu gibi. Kendi içerisinde birbirini kenetleyen, birbiriyle bağlayan, birbirini bu noktada üzmeden, kırmadan götürecek olan şeyler. Buna ilave edilecek noktalardan birisi mübarek kandil geceleri. Bütün insanların bir yerde, bir merkezde toplanıp, cumalar mesela, aklıma geleni söylüyorum hemen. İnsanların bir merkezde, bir yerde toplanıp birbirleriyle kenetlendiği, birbirleriyle bir yere aidiyet kesbettikleri, bir yere ait olduklarını gösterdiği işaretler. Mesela işte ezan-ı şerif okunuyor. Ezan-ı şerif okunurken o kimsenin ezana karşı kendi içinden bir muhabbet beslemesi, oraya bir bağlılık göstermesi, kendisini Muhammedi hissetmesi, İslam hissetmesi, aidiyet kesbediyor. O kimsenin mümin olduğuna, Müslüman olduğuna, o kimsenin Muhammedi olduğuna bir şahitlik etmiş oluyor, bir şehadet etmiş oluyor. Bunun gibi kandiller de bu manada. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolundan gidenlerin bir arada toplanıp bunu kendilerinin Muhammedi olmaktan daha ileri, daha merkezi, kendilerini daha takva, daha ilgili, daha alakalı gösterdiklerine işaret.
Ve bunların içerisinde belki de Allah alem Kadir gecesinden sonra en önemli gecelerden birisi bu gece yaşanacak olan, yaşayacak olduğumuz Berat gecesi. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin değişik hadis-i şeriflerinde geceye işaret ettiği, işte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimenin bu geceye işaret ettiğine dair ittifak var. Ve en önemlisi bu tip gecelerin sebep edilerekten insanların kendilerini aidiyet kesbettikleri, dine mensup oldukları ve o mensubiyetinin getirmiş olduğu bir incelikle, bir tatlılıkla üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmeleri, oruçlar tutmaları, o günün birbirlerine kandillik kutlamaları yapmaları, hatırlatmaları, annelerini babalarını ziyaret etmeleri, büyüklerini ziyaret etmeleri, telefonla dahi olsa onlara hal hatır sormaları ve geceyi ibadetle geçirmeleri, gündüzünü oruçla, gecesini ibadetle geçirmeleri, bu önemsenmeyecek bir mesele değil. Bu azımsanacak bir mesele de değil. Her ne kadar son dönemlerde kandil gecelerine karşı bir kısım ümmet-i Muhammed'den bazıları bunların bidat olduğunu, şirk olduğunu, bunların olmadığını söyleyip ümmetin birlik ve beraberliğine, ümmetin bu noktada aidiyet kesbetmesine, bir kesintiye uğratmaya, altına sanki bir bombalama çalışması yapar gibi altına bomba koymaya çalışsa dahi ümmet bu konuda, bilhassa Türkiye'de bu konuda ince bir hassasiyetle devam etmekte. Bu ince hassasiyetin bir sebebi ecdadımız Osmanlı'nın kandil gecelerine çok ehemmiyet verip kandil gecelerinde özel muameleler yapması, özel hizmetler etmesi, onu kandil gecelerini özelleştirmesi, özellikle haline getirmesi ve toplumun bunu birbirlerine anlataraktan, birbirlerine söyleyerekten devam ettirmesi ve dinin yasaklandığı en önemli nokta. Dinin yasaklandığı, dindarlığın yasaklandığı, Kur'an'ın, sünnetin, dinin araç ve gereçlerinin, her şeyinin yasaklanıp rafa kaldırıldığı, yaşatılmadığı, yaşanmadığı zamanlarda insanlar camilere doluşup kandil bugün deyip huşu içerisinde Müslüman olduklarını, mümin olduklarını unutmamaları. Bu noktada her ne kadar unutturmaya çalışılsa dahi böyle işte Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Ramazan orucu, kandil günleri, tabi önceden bunlara cumalar da ilaveliydi, cuma günleri gibi günleri insanların özellik atfedip o günlerde hususi bir şekilde ibadet etmeleri ve o ibadetlerinden dolayı Müslümanlıklarını, dindarlıklarını devam ettirmeleri önemli bir şey. Tabi bu topraklarda yaşamamış, bu toprakların sıkıntısını, çilesini, derdini bilmeyen, bu topraklarda İslam'ın veya Müslümanların geçirmiş olduğu devreleri bilmeyen, dışarıdaki bir kısım Müslüman kardeşler, bu topraklardaki bu tip ritüellerin bu topraklarda neye mal olduğunu, niye sebep olduğunu, faydasını, bu noktada onun bu topraklardaki Müslümanlara vermiş olduğu nefesi görmediklerinden bidat deyip atıyorlar kenara. İşin en sıkıntılı tarafı burası. Mesela bir ara öyleydi. Mevlüt bidat diyorlardı. Mevlüt okumayı. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini metü sena etmeyi bidat kabul ediyorlar. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatlarından kesitler anlatılan Mevlüt'ü bidat kabul ediyorlar.
Oysa bu topraklardaki Müslümanlar dinin yasaklandığı, Kur'an'ın yasaklandığı, insanların samanlıklarda Kur'an öğrenmeye çalışırken bir kısım muhbirler tarafından haber verilip samanlıklarda basıldığı, Kur'an-ı Kerimlerin samanlıklarda Kur'an-ı Kerim'i bulamadıklarından dolayı samanlıkla beraber yakıldığı günleri bilmediklerinden ve insanların böyle bu baskının altında, kendilerini mevlüt okuyoruz, mevlüt okuyacağız deyip toplanıp en azından Müslüman olduklarını, mümin olduklarını hatırlamaya çalışmalarını görmüyorlar. Ve bunu görmekten uzaklar. Onlardan başka din bilen yok. Onlardan başka din bilgini de yok. Onlardan başka alim, hoca, hafız da yok. Böyle olunca bu geleneksel devam eden bu tip ritüelleri kendilerince yok hükmünde görüp insanları şirk ve bidat ehlisiniz deyip ne yazık ki ötekileştiriyorlar. Yani bir gelin damat evleniyor. Evlenirken işte bir Emir Sultan Hazretlerine gidip dua edeyim diyor. Yıllardan beri süre gelen bir gelenek. Ona hemen bidat deyip oturtturuyor onu. Ya ne yapsın? Herkes zil zurna sarhoş olup evlenirken onlar gitmişler orada bir dua edecekler. Bunu illaki bidat deyip de bunu reddetmenin anlamı ne? Onu görmüyor. Ya Emir Sultan için, Emir Sultan öyle mi olmalıymış? Ya bırak. İnsanlar mutlu bir yola çıkarlarken, o mutlu yola çıkarlarken gidip bir büyüğün huzurunda dua ederekten, Cenab-ı Hak'a yalvararaktan çıkıyorlar. Nesi kötü bunun? Ama o ritüeli illaki ortadan kaldırtacaklar. Oysa o kimse Emir Sultan Hazretlerinin kabri şerifinin başına giderken ben sendenim diyor. Ben senin yolundanım. Ben seninle beraberim. Her ne kadar ben senin gibi yaşayamasam dahi ben seni bir din büyüğü olarak kabul ettim, takdir ettim diyerekten o kimse kendisinin nereye ait olduğunu gösteriyor. Meşhurdur hadis-i şerif. Tabi bu zatlar şefaate de inanmıyorlar. Şefaati de yok görüyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaatini de bu noktada reddediyorlar bunlar. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifte buyurdu ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar diyecekler ki biz benim dedemin dedesi Muhammed ümmetindenmiş. Benim şefaatim ona vacip olacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bir kimse 150 yıldan beri dinden, diyanetten haberi yok. Bir eğitim almamış bu topluluk. Kendince Emir Sultan Hazretleri'nin başına gitmeyi, bir velinin mezar-ı şerifine gidip onun başında dua etmeyi ki ibadettir. İbadetten görüp kendisinin nereye ait olduğunu gösteriyor. Ama bu çok bilenler insanların bu ritüellerine karşı çıkaraktan insanların geçmişte tarihle olan bağını kesmek istiyorlar. Tarihle bağımızı kesecekler bizim. Geçmişle bağımızı kesecekler. İşte bu bağ kesicilere inat bugün bahçeyi, sokağı, içerisini dışarısını dolduran bugün Berat gecesi deyip hep beraber birlik ve beraberliğimizi burada tesis eden tüm kardeşlerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah hepinizden de razı olsun. Cenab-ı Hak nice kandillerde, nice mübarek günlerde, nice cumalarda, cumartesilerde, sohbetlerde,
bir ve beraber eylesin cümlemizi. Bu manada değil mi ki biz bu geceyi beraat gecesi olarak görüp toplandık. Hep beraber iftar ettik. Hiçbir ötekileştirme yaşamadan, hiçbir ötekileştirmeye meydan bırakmadan, hiç kimsenin ırkını, dilini, mezhebini, meşrebini, hangi klikten, hangi siyasi partiden olursa olsun, hiçbirisini ötekileştirmeden ve kendimizi öteki görmeden burada toplandık, hep beraber iftar ettik, hep beraber az da olsa hep beraber aynı pilava bir kaşık çaldık, hep beraber aynı yerdeyiz, aynı nefesteyiz, aynı soluktayız, aynı düşüncedeyiz, aynı kıblemiz var. Bu mutluluk, bu tatlılık, bu hoşluk, bu lezzetlik inşallah ilelebet devam etsin. Ve kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, inan olun her kandilde içim pırpır ediyor. İçimin pırpır etmesi şu, burası 450 yıllık bir mekan. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Kimler yemiş, kimler içmiş. Kimler neler demişler, neler söylemişler, neler yapmışlar. 450 yıl sonra burası tekrar gül bahçesi gibi açmış. Burası tekrar bahar bahçesi olmuş. Bütün kokular, bütün renkler Cenab-ı Hak buraya serpiştirmiş ve burada cem etmiş. Bu mutluluk, bu haz, bu tat dünyada herhalde başka bir şeye değinilecek bir şey değil. Hele beraber yol yürüdüm kardeşler. Tekirdağ'dan, İzmit'ten, Çanakkale'den, Gelibolu'dan, İzmir'den, İşte Ankara'dan, Erzincan'dan, bugün gelen mesajlar telefonlardan çıkarıyorum. İşte Çorlu'dan, okuyor orada, Keşan'dan, her yerden arkadaşlar, kardeşler geliyorlar, toplanıyorlar. Tabii ayrıyetten Bursa'nın içerisinden, diğer ilçelerden, diğer illerden bir şekilde duyan bilen toplanıp geliyor. Gerçekten inanın buna, kalbim o kadar mesut, kalbim o kadar mesrur, kalbim o kadar tatlı oluyor ki heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben çok çabuk heyecanlanabilen bir kimse değilim. Öyle bir şey beni çok kolay heyecanlandırmaz. Ama böyle İnsanların gözlerindeki o mutluluğu, o muhabbeti, o aşkı görünce dilim peltekleşiyor desem yalan söylememiş olurum. Ve lütfedip, ikram edip, bu noktada çaba gösterip kardeşler değişik illerden, ilçelerden toparlanıp gelince daha da ayaklarım yerden kesiliyor. Allah hepinizden de razı olsun. Gönlüm arzu eder ki buradaki bu muhabbet, buradaki bu hizmet, buradaki bu tatlılık nasıl bu mekan 450 yıldan beri ayakta durduysa sizlerle, hepinizle ve bundan sonra sizlerin açacak olduğu yolla, sizlerin tebliğ edeceği kardeşlerle bu ülke var oldukça, dünya var oldukça inşallah devam eder. Ve Allah, Rabbim inşallah devam ettirsin. Ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu mirası Cenab-ı Hak cümlemize, cümlenize, cümle evladı iyalimize, gelecek zürriyetlerimize bu mekanların, bu tip mekanların ayakta durmasına sebep olacak çalışmalar yapanlardan eylesin inşallah. Hepinize bu noktada
Kardeşlere, bütün arkadaşlara ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün içerisinde tabi muhakkak resmi kurum kuruluşlar da var. Çanakkale Valiliği, Gelibolu, bu noktada Büyükşehir Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi gibi resmi kurumların yanında kardeşlerimiz de kaç ay oldu? 79 aydan beri Gelibolu Mevlanesi'ne gidip gelmekteyiz ayda bir sefer. Bunu da ayrıyetten bütün kardeşlere, bütün resmi kurum, kuruluş, belediyelere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kendi kendime bugün düşündüm. Dedim ki, yani yaklaşık doğru hesaplamışım. 7 yıldan beri dedim Gelibolu'ya gidip geliyoruz. 7 yıldan beri Gelibolu'ya gidip geliyoruz. 7 yıldan beri kardeşler, arkadaşlar benimle beraber taşınıyorlar. Küçücük 5 yaşında, 6 yaşından tutun da 55-60 yaşına kadar bütün bay bayan kardeşler soğuk demeden, kış demeden, kar demeden, yaz demeden, malum lodosu var onların, lodos demeden, vay ya hava nasıl olacaktı, bugün nasıl gidecekti demeden, hasbelkader orada bir 79-80 aylık bir hizmet var. Bu noktada hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bu arada orada da Halit Hoca ve arkadaşlar hep beraber bu konuda canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Ayrıca orada her ne kadar üniversiteye bağlı ise de eski Ermeni Kilisesi'nde sema edilmesi, dua edilmesi, orada her cuma semanın devam etmesi, orada ayda bir konferansların düzenlenmesi ve orada Çanakkale'de, üniversitede ve mahallede kardeşlerin sema, bendir, Kur'an-ı Kerim, namaz, abdest, oruç gibi eğitimlerinin alınması ve o mekanın, bilhassa o mekanın böyle bir şeye hizmet etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah Cenab-ı Hak cümlemizi nefsimize uydurmadan, şeytana kandırmadan bu yolda devam edenlerden eyler. İnşallah Cenab-ı Hak gelecek zürriyetlerimizi bu yolda koşuşturmakta istihdam eder. İnşallah Cenab-ı Hak gelecek zürriyetlerimizi Allah'ı zikreden, Allah'ı zikrettirmeye sebep olan nesillerden eyler. Evet, bu gece beraat gecesi. Beraat etmek, yani kurtulmak, kurtuluşa ermek. Beraat etmek, af olmak. Af olmak veya beraatını almak derler ya, bir davadan beraat etmek, suçsuz hükmünü almak. Beraat etmek. Rivayet edilir ki bu gece Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzundan 7. kat semaya, göğe indirildiği söylenir. Kadir gecesinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kalbine indirildiği rivayet edilir. Bu gece Kur'an-ı Kerim'in bu manada levh-i mahfuzdan bir şekilde misal alemine doğru yolculuğa çıkması olarak nitelendirilir. O yüzden bu geceyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri çok önemsemiş. Şaban ayını özellikle önemsemiş. Bir hadis-i şerifte, özür dilerim, böyle bir şeyler içerken aklıma geldi. Birkaç arkadaş internetten bana gönderdiler. Böyle işte içtiklerime burada laf söylemişler bir de. Laf söyleyenimiz çok ya. O yüzden birkaç arkadaş da gönderdi. Ondan sonra hakkınızı helal edin. Ben şeker hastasıyım. Şu böyle kendim otlardan karıştırdığım bir şeker ilacım. Geri kalan da su ve çay.
Herhalde başka şeylerle karıştırıyorlar galiba. Hakkınızı helal edin yeniden. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Şaban ayında öylesine oruç tutar, öylesine oruç tutarmış ki Hazreti Ayşe annemiz diyor ki sanki diyor Şaban ayında hiç iftar etmeyecek zannederdik. Öylesine çok oruç tutardı. Ve Hazreti Ayşe annemiz de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Şaban ayında çok oruç tuttuğundan kadınlık sebebiyle tutamadığı oruçlarını o da Şaban ayında iade edermiş. Çünkü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri oruçtu. Hani kadın nafile oruç tutmak için beyinden müsaade almak zorunluluğu var ya, o yüzden beyinden habersiz, izinsiz oruç tutsa dahi beynin onun orucunu bozma veya bozdurma hakkı var ya, bu sebepten dolayıdır olsa gerek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Şaban ayında çok oruç tuttuğundan Hazreti Ayşe annemiz de Şaban ayında o tutamadığı, muayyen zamanlarında tutamadığı oruçlarını Şaban'da iade edermiş. Çünkü kendisinin sözü ben diyor tutamadığım oruçlarımı Şaban ayında iade ederdim. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Şaban ayını önemli özellikle oruçlu geçirmeye gayret ederdi. Yalnız bunun altını çizelim. Şaban'ın son 29'unda ve 30'unda oruç tutmak caiz değildir. En az Şaban'la Ramazan'ın arasında bir günlük, iki günlük boşluk bırakmak gerekir. O yüzden normalde eğer ki bir kimse kaza veyahut da ceza tutacaksa ona göre tutmalı, son iki gününü boş bırakmalı. Bunun da altını çizelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Şaban ayını, Recep ayını ve Ramazan malum zaten 30 gün ama Recep'te ve Şaban'da net 30'ar gün oruç tutmadı hiç. Ama bir kimsenin kazası varsa, bir kimsenin cezası varsa o tutabilir. O zaman 3 aylar girmezden önce, yani Recep girmezden 2 gün önce, 3 gün önce oruca başlayıp Şaban'la Ramazan'ın arasını ayırt etmesi gerekir. Şaban'la Ramazan'ın arasını oruçla ayırt etmek de sünnet. Eğer bu noktada birleştirirsek insanlar Ramazan orucunun başladı zannedip bir gün öncesinden oruç tutmaya başlayabilirler. Allah muhafaza eylesin. İşte bu Ramazan'ın içerisinde, bu Şaban ayının içerisinde öyle bir gece var ki bu Şaban'ın içerisindeki bu gece Şaban'ın 15. gecesi. Yani bu gece gündüzünü oruçlu geçirip gecesini ibadetle geçirilecek olan gece bu gece. İşte bu gece Beraat gecesi olarak nitelendirilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir hadis-i şerifinde bu gece diyor, bu Beraat gecesi. Cenab-ı Hak dünya semasına tecelli eder, tevessül eder. Yok mu bana dua eden duasını kabul edeyim? Yok mu derdi olan derdine derman olayım? Yok mu borcu olan borcuna eda olayım? Yok mu hasta olan hastalığına şifa olayım? Yok mu bir sıkıntısı olan sıkıntısını def edeyim diye ne varsa. Tan yeri ağrıncaya kadar, tan yeri ağrıncaya kadar. Yani sabah namazının vakti gelinceye kadar. Yani 4'e 20 kala mı? Gibi. Şehirlere göre değişir. 4'e 20 kala imsak vaktine gelinceye kadar Cenab-ı Hak dünya semasına tevessül eder. Ve ümmetin duasını kabul eder. Dertlerin, sıkıntıların, problemlerin dualarını kabul eder.
af olmak isteyenlerin dualarını kabul eder. Bu gece tam 3 ayların dik ortasıdır. Dik ortası. Artık yarından itibaren 3 aylar el sallıyor. Gün geçtikçe ne yapıyor? Gidiyor. Elveda başladı. Elveda başladı. Ama tam ortasında Allah bütün ümmeti Muhammed'i Ramazan'a tertemiz çıkarmak istiyor. Ümmeti Muhammed'in takva ehlini, ümmeti Muhammed'in ince düşünenlerini Ramazan'a tertemiz çıkarmak istiyor. Çünkü Ramazan ümmet için, ümmet için Ramazan bir visal olması gerekir. Ramazan ümmet için kurtuluşu geçip Allah'a yaklaşma, Allah'a uruç olması gerekir. Miraç olması gerekir Ramazan. Ramazan'ın başı hani malumdur. Af, ortası rahmet, işte sonunda kurtuluş denir ya. Bu ehli şeriat içindir. Ehli takva Ramazan'a geldiğinde günahları af olmuştur. Ehli takva Ramazan'a geldiğinde tertemiz olmuştur. O tertemiz bir ağızla Ramazan'da oruç tutmaya başlar. Ve Ramazan onun için adım adım miraç olur. Ramazan onun için adım adım sevgiliye yaklaşma olur. Ramazan onun için adım adım, adım adım nefis terbiyesinden geçmiş olan o kimsenin adım adım mutmainneden sonraya doğru yürümesi olur. Artık o manevi yolculuğa girmesi gerekir. Ramazan bir, onun manevi yolculuğu başlamıştır. Ve Ramazan'ın sonunda bayramı bayram olmalı. Ve o bayramını ötelerde yapmalı. Onun Ramazan'ın sonunda bayramı bayram olmalı ve onun bayramı ötelerde olmalı. Onun bayramı peygamberlerle beraber olmalı. Onun bayramı sahabelerle beraber olmalı. Onun bayramı velilerle beraber olmalı. Zahiren etrafındaki akrabalarıyla, eşiyle, dostuyla bayram yaparken manen ait olduğu yerdeki kadim dostlarıyla bayramı bayram olmalı. Onun için Sufi bu geceyi boş ve bedava geçirmez. Bir hadis-i şerif: her kim samimi bir şekilde o güne kadar işlemiş olduğu günahlarından kurtulmak, o güne kadar işlemiş olduğu günahlardan affolmayı isterse, temiz bir abdest alıp Allah için 2 rekat namaz kılıp Allah'a tövbe etmeli. Ve kim bunu böyle yapar ise Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını affeder. İşte bu gece bu namazın kılınacağı gece. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle yapan bir kimsenin günahlarının af olmayacağını düşünmesini makul görmüyor. Bir kimse 2 rekat namaz kılıp günahlarından tövbe ettiğini Allah'a beyan eder, yalvarır, ağlar, gözyaşı dökerse Cenab-ı Hak o kimsenin geçmiş günahlarını affeder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, bütün insanlar günah işlerler. Ama günah işleyenlerin içerisinde en iyisi günahlarına tövbe edenler buyuraraktan bizi tövbeye, Allah'tan af dilemeye yönlendirir. İşte kıymetli dostlar, kardeşler, biz bu gece öylesine tövbe edelim, öylesine yalvaralım ki
Cenab-ı Hak geçmiş günahlarımızı affetsin. Ve birazdan semada yanımızdakiyle konuşmayı terk edip, etrafımızda olan ilgi ve alakayı kesip, nerede olursak olalım, oturduğumuz yerde Allah'ı zikredelim ki, kim cemaatle Allah'ı zikrederse, bir münadi görevlendirilir. O münadi insanlara, oradaki insanlara seslenir. Sema, gök halkına seslenir. Aleme, kainata seslenir. Der ki, beni görün, beni duyun, beni dinleyin. Burada Allah'ı zikredenler var ya, Allah hepsini de affetti. Devam eder. Der ki, burada halakayı zikrullah'ta oturanlar, beraber Allah'ı zikredenler var ya, evet, onların geçmiş günahlarını Allah hayra çevirdi. Geçmiş günahlarını hayra çevirdi. O yüzden sufilere akıl erdiremezler. O yüzden bir mürşidi kamile intisap etmiş, bir üstada intisap etmiş, orada Allah'ı zikreden, yol yürüyen insanların bu noktada hesap edemezler. Hayret ederler. Hafsaları almaz, beyinleri almaz, akılları almaz. Bunlar nasıl Hazreti Peygamber'i görürler? Bunlar nasıl Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleriyle konuşurlar? Bunlar nasıl olur da kabri şeriflerdekilerle görüşürler? Bunlar nasıl olur da zikrullah'ta gelen maneviyatla görüşürler, konuşurlar diye akılları ve hafsaları almaz. Oysa halakayı zikrullah'a katılan, halakayı zikrullah'a devam eden, halakayı zikrullah'ta fi sebilillah, Allah için Allah'ı zikredenin günahları af olduğu gibi geçmiş günahları da hayra çevrilir. Yeter ki o kimse Allah için Allah'ı zikretsin. Kıymetli dostlar, kim Allah için küçücük bir amel etse, Cenab-ı Hak keyfiyetiyle onu büyütür. Keyfiyet ona aittir. O yüzden Allah için bir sefer cemaatle Allah deseniz, Cenab-ı Hak onu keyfiyetiyle sayısız ve sonsuz yapar. O yüzden Allah derken Allah için Allah deyin. Oruç tutarken Allah için oruç tutun. Namaz kılarken Allah için namaz kılın. Örtünenler, Allah için örtünün. Sakal bırakan, Allah için sakal bırak. Bir sufilik yoluna giren Allah için o yola girsin. Allah için yaşayın. Allah için nefes alın. Allah için bir şey okuyun. Allah için. Karşılığı hiçbir şey olsun. Bu dünyada neyi görüyorsanız karşılığına koymayın onu. Çünkü Allah için yapmak ötelere kanat çarpmaktır. Allah için yapmak herkesin bir adım, bin adımda gittiğini senin bir adımda gitmendir. Allah için yapmak herkesin binlerce dakikada, binlerce günde yaptığını göz açıp kapatıncaya kadar yapmayı bahşeder Cenab-ı Hak. O yüzden hayatımızı Allah için yaşayalım. Bütün ibadetlerimizi Allah için yapalım. Allah için. Her ne yapacaksanız, her ne yaşayacaksınız, hayatınızı Allah için idame ettirin. Allah için. Ne öyle bir hal alsın ki, nefesiniz dahi Allah için alınıp verilmeye başlasın. İşte o zaman Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de bahsettiği hal ile hallenir. Nice inşallah demeyenler vardır ama onların canları inşallahın ta kendisi olmuştur. İşte Allah için olursa o kimse, Cenab-ı Hak onu ihsan eder, lütfeder, ikram eder. Allah için zikretmek,
Allah için toplanmak, Allah için dağılmak, bu dinin özü hükmündedir. Dinin özüdür bu. Dinin özü. Namazı Allah için kılmadıktan sonra sen jimnastik yaptın. Namazı Allah için kıl. Orucu Allah için tutmadıktan sonra sen aç kaldın. Çok affedersiniz, bağlarsanız eşek de aç kalır. Bağlarsanız kuş da aç kalır. Önemli olan Allah için oruç tutmak. Toplandığınızda Allah için toplanın. Bir yerde sohbete gittiğinizde Allah için sohbete gidin. Bir yerde sohbet edecekseniz Allah için sohbet edin. Benim sohbetimi beğensinler diye sohbet etmeyin. Benim zikrimi beğensinler diye zikrullah etmeyin. Benim namazımı beğensinler diye namaz kılmayın. Benim örtümü beğensinler diye örtü takmayın. Benim sakalımı beğensinler diye sakal bırakmayın. Hepsi de Allah için olsun. Hepsi de Allah için olsun. Bu sizi Allah'a yaklaştıracak. Kendi yemeğinizi yerken dahi Allah için yemek yiyin. Allah için. Deyin ki senin rızana uygun yemek istiyorum. Senin için yemek istiyorum. Yediğim şey senin yoluna feda olsun. Su içerken Allah için su için. Allah için. Bir şey konuşurken birisine Allah için konuşun. Kelimelerinizi düzeltmeye çalışmayın. Kalbinizi düzeltin. Cümleleri dilinizde sıralamaya çalışmayın. Kalbinizi pak etmeye çalışın. Eğer kalp düzgün olursa merak etmeyin. Kelimeleri karıştırsanız dahi Allah yolda düzeltir. Merak etmeyin. Kalbinizde ihlas, samimiyet var ise dilinize kuvveti verecek olan Allah'tır. Kalbinizde ihlas ve samimiyet var ise gözünüze feraseti koyacak olan Allah'tır. Kalbinizde ihlas ve samimiyet var ise kalbinizi kendi nurunu bahşedecek olan Allah'tır. Dilinizi çözecek olan da Allah'tır. Dilinizi bağlayacak olan da Allah'tır. Gözünüzden perdeyi kaldıracak olan Allah. Gözünüzden perdeyi bir başkası kaldıramaz. Kalbinizdeki perdeyi kaldıracak olan Allah. Kalbinizdeki perdeyi başka bir şeyin kaldırması mümkün değil. O yüzden amel ve ibadetlerinizi Allah için yapın. Hareket, tavır ve davranışlarınızı Allah için yapın. Allah için. Ve ihlaslı olun. Ve samimi olun. Hani meşhurdur ya, adamın birisi geldi kuyunun başına bir kazık çaktı. Dedi ki gelen giden hayvanını bağlasın buraya. Ertesi gün birisi geldi. Dedi ki ya bu kazıya birisinin ayağı takılırsa cumburlop düşecek kuyunun içerisine. Burada yaban ellerde kurtaracak kimse de yok dedi. O da kazığı söktü. Hadis-i kutsi bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri naklettiriyor. Naklediyor. Geçmiş ümmetlerden yapanlar bunları, bunlar. Ve diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Allah her ikisine de onar sevap verdi. Onar derece verdi. Onar da günahlarını sildi. Çünkü niyetleri Allah içindi. Niyetleri Allah için olduğu için birisi kazığı çaktı, sevap aldı. Birisi kazığı söktü, sevap aldı. Allah için bir şey yapmak bizim şiarımız olmalı. Ve kıymetli dostlar, işte bu gece içeridekiler, dışarıdakiler, sema başladığında oturduğumuz yerden Allah diyelim. Allah için Allah diyelim. Yanımızdaki bize bir şey sormaya kalkarsa hafiften sesimizi ritme uyduraraktan
Allah, Allah diyelim. Onu da bu şekilde zikirle uyandıralım. Zikirle onu uyaralım. Bak Allah'ı zikrediyoruz. Allah'ı zikredelim ki Allah geçmiş günahlarımızı affettiği gibi günahlarımızı hayra çevirsin. Bu müjde, bu müjde hiçbir ibadette yoktur. Cenab-ı Hak hacca gidenin günahlarını anasından doğduğu gün gibi temizler. Bir kimse hac farizasını yerine getirdiğinde Cenab-ı Hak kul hakkı hariç bütün günahlarını affeder. Beytullah şeyden Arafet vakfesinden sonra. Müzdelife vakfesine yapan bir kimsenin kul hakkı da dahil. Bütün günahlar affolur. Sakın çalaraktan, çırparaktan, faizcilik yaparaktan, hırgır yaparaktan hacca gidip temizleneceğim diye uğraşmayın. Yani bu hadis-i şerifler var deyip de adam faizciliğe devam ediyor. Gidiyor hac yaptı geldi adı hacı oldu. Be adam tövbe et geri dön be. Yapma. Müzdelife vakfesine muhakkak gidin hacıya gidenler. Tutturmuşlar şimdi sanki koyunları var, davarları var milletin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine çobanlar geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah bizim koyunlarımız var, davarlarımız var. Millet ertesi gün kurban kesecek, kurbanlıklar. Söz konusu olan kurbanlıklar. Önceden herkes kurbanlığını yanında götürüyor. Kaç kişilik haç kafilesi 50 kişilik. Yolda telef olanlar da olur diyor 60-70 tane kurbanlığını kendi götürüyor. Veya Türkiye'den haç kafilesi gidiyor. Kaç kişi gitti? 500 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi. Geçmiş dönem. Bunların hepsi de ülkenin içerisinde toplanıyor. Başına müfreze konuluyor, yol emniyeti sağlanıyor. Böyle gidiyor haç kervanı. Aynı zamanda da malum Osmanlı hediyeler koyuyor. Hem hediyeler korunuyor, hem Osmanlı'nın hacıları korunuyor. Bunlar giderlerken yanlarında koyunlarını da götürüyorlar. Çünkü o zamanlar bu kadar teknik yok, bu kadar taşıma yok. Orada zaten onca koyunu besleyecek ot çöp de yok. Her taraf kupkuru. Bu sefer millet kurbanlıklarını da yanında götürüyor. Kurbanlığını yanında götürmek sünnet o yüzden. Peki bu kurbanlıklar nerede? Sahrada duruyor. Başında da çobanlar var. Başında bekçileri var. Neden? Aslandı, kaplandı, zırtlandı, kurttu, köpekti. Kurbanlıklara zarar vermesin. Çobanlar geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme. Biz diyorlar hayvanların başında durmamız lazım. Şeytanı erken taşlayabilir miyiz? Evet siz gidin taşlayın diyor. Onlar gece şeytanı taşlıyorlar. Gece şeytanı taşlayıp koyunların başına gidiyorlar. Şimdi buradan bir hüküm çıkarmış, fetva çıkarmışlar bütün herkes. Bu tabii o hac işini yapan şirketlerin de hoşuna gidiyor. Onların canına comcom zaten. Onlar birisi Müzdelife'de kalacağım derse zaten düşman görmüş gibi bakıyorlar. Ya sen nereden çıktın gibisinden? Müzdelife'de hacıları hiç sabaha kadar yatırmadan hızla millet gidiyor, yangından mal kaçırır gibi gece şeytan taşlayıp Mekke'ye gidiyor. Oteline gidiyor. Müzdelife vakfesini terk ediyor. Hanefi'ye göre Müzdelife vakfesini terk eden bir kimseye bir kurban gerekli. Müzdelife vakfesi vacip.
Hanefi'ye göre haccın vaciplerinden birisi Müzdelife'de vakfeye durmak. Sabah namazından sonra. Onun da vakti sabah namazının vakti girdiğinde. Ya biz vacibi yerine getiriyoruz, dua ediyoruz. O zaman cumayı da perşembeden kıl. Böyle bir şey yok. Nasıl öğlen namazının vakti gelmeden öğlen namazını kılamıyorsan, hepimiz vacibi yaptırıyor. Birisi öyle dedi. Hocam vacibi yaptırıyoruz dedi. Biz dua ettiriyoruz. O zaman namazları da baştan kıldırıverin siz dedim. Sabahleyin kaldır milleti. Beş vaktin namazını kıl. Hepsinin namazını kıldık kardeş bugünün de. Kaldı. Ya biz böyle hiç düşünmedik dedi. Düşünmediğinizden böyle yapıyorsunuz zaten dedim. Müzdelife vakfesi orada. Bir kimse bilerek bilmeyerek hata yapmıştır, kusur işlemiştir, aklına gelmemiştir. Bilmiyordur bir kul hakkı olduğunu üzerinde. Evet. Müzdelife vakfesinde kul hakkı da affolunur. Ben daha ileri düşünüyorum bunda da. Konuşmayayım şimdi. Hadis açık. Kul hakkı da orada affolunur diyor. Bitti. Üzerinde fazla şek şüphe etmeye gerek yok, konuşmaya da gerek yok. Kul hakkı Müzdelife vakfesinde affolur. Bakın, geçmiş günahlar hayra çevrilmedi yine. Af oldu. Zikrullah halakasında ise geçmiş günahlar hayra çevrildi. Bir kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahları var. Eğer Allah rızası için, Allah için orada zikrederse onun geçmiş günahları da ne oldu? Af olmuş oldu. Evet, Duhan suresi ayet 1'den 4'e kadar. Kur'an-ı Kerim'de apacık kitaba yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten de uyarıcıyız o mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir diyerekten ayette geçen bu gecenin bütün bu noktada ulemanın ittifakı var. Bu gecenin Berat gecesi olduğu, Şaban'ın 15. gecesi olduğu ve bu gecenin bu noktada müjdelendiği söylenmiş. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu noktada Berat gecesini ümmetine tebliğ etmiş. Ben böyle kısa kısa hadis-i şeriflerden size naklederekten inşallah daha fazla vaktinizi almayayım. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolunmaz. Fıtır bayramının ve kurban bayramının 1. geceleri, Şaban'ın 15. gecesi ve Arafe geceleri. Berat gecesinin ganimet, fırsat biliniz. Şaban'ın 15. gecesidir. Kadir gecesi de çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece yani Berat gecesinde çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Yine başka bir hadis-i şerifte Şaban'ın 15. gecesinde Allah-u Teala'nın kulları üzerine rahmeti zuhur edip müminleri mağfiret eder. Bağışlar, kafirlere ise mühlet verir. Kin ve haset sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır. Bu gece af olmayacak olanlar ne yazık ki haksız yere Müslüman bir kimseye veya Müslümanlara düşmanlık besleyenler. Ve Allah'a şirk koşanlar. Bu hadis-i şerifi özellikle aldım.
Bu siyasetten dolayı Müslümanların içerisine ne yazık ki fitne galebe geliyor. Bu siyasetten dolayı Müslümanlar birbirlerine kin ve nefretle bakmaya başladılar. Önceden başlarında bir dert, bir sıkıntı vardı. Bir baskı vardı üzerlerinde. Önceden o dertten, o sıkıntıdan, baskıdan dolayı birbirleriyle uğraşacak zaman bulamıyorlardı. Müslümanlar nefislerine uydular. Müslümanlar şeytanın vesvesesine ve desisesine kandılar. Ne yazık ki Müslümanlar birbirlerine kılıç çeker hale geldiler. Ha Orta Doğu'da millet birbirini topla tüfekle, mermiyle, kanla öldürmüş. Ha memleketimizde millet birbirini lafla öldürmüş. Ne yazık ki bir Müslümanın ağzına yakışmayacak kelimelerle, lafızlarla birbirlerine itham etmeler, birbirlerine bu sözleri söylemeler ne yazık ki Müslümanlar açısından çok acı verici bir şey. Mümin dilinden emin olunan insandı. Bizim dilimizden emin olmaları gerekirdi. Bunları bizlere öğretenler ne yazık ki dillerine sahip çıkamıyorlar. Kur'an ve sünnet yolunda yürüdüğünü söyleyen insanlar ne acıdır ki dillerine sahip değiller. Acımasız bir şekilde ne yazık ki dillerinin vavı kaçmış. Gözüyle görüp görmediği, kulağıyla duyup duymadığı bir şeyin üzerine hükmediyorlar. İftira diz boy olmuş desem anlatmaya yetmez. Bizde meşhurdur ya diz boy oldu diye. Anlatmaya yetmez, diz boyunu çoktan geçti. Bu gece bir Müslüman kardeşine karşı, bir Müslüman topluluğuna karşı içinde kin ve nefret var ise bu gece af olmayanlar sınıfından olacaksın. O yüzden ister bireysel olarak, ister topluluk olarak bir topluluğa kin ve nefretle bakma. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir topluluğa kin ve nefretle bakma. Ne yazık ki, ne yazık ki ümmet-i Muhammed'in içerisine bilhassa memleketimizde bu hastalık hızla yayılıyor. Hızla yayılıyor. İyi olduğunu iddia eden kimse tartışmadan geri çekilmesi lazım. İki Müslüman tartışır da haklı olan tartışmayı, kavgayı bırakırsa iki cennet vardır. Haksız olan kavgayı bırakırsa bir cennet vardır. Ya bu hadis-i şerife inanmıyorlar? Ya da şeytan ve nefislerine dur diyemiyorlar. Bunu İslami terbiye almamış bir kimseden beklemek hakkımız değil. Ama bunu İslami terbiye aldığını söyleyenlerden beklemek hakkımız. Bu memlekette ümmetin içerisine bir ateş topu attılar. Bu mübarek gecede Allah'a niyaz ediyorum, dua ediyorum. Cenab-ı Hak bu ateş topunu söndürsün. Amin. Memleketimize yeniden dirlik, birlik, beraberlik ihsan eylesin. Memleketimize yeniden neşvi neva eylesin Kur'an'ı. Yeniden Cenab-ı Hak inşallah Kur'an ve sünnet yolunda memleketimizin insanlarını hizmet etmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar,
Bu büyük bir ateş. Ve bu ateşten bir taraf yanmaz. Bu ateşten bütün memleket zarar görür. Bütün memleket bundan zarar görür, fayda görmez. Ama bir kimsenin şeytani bakışı, şeytani düşüncesi, heva ve hevesi Rab olursa bu ateşi görmez. Bu ateşi görecek olan önce kendisini insanı kamil olarak görenlerdir. Bu ateşi görecek olan mümin gönüllülerdir önce. Onlar görmüyorlarsa ne yazık ki ümmeti Muhammed'in ortasına kocaman bir ateş top attılar. Cenab-ı Hak bu gecenin hürmetine o ateş topunu çıktığı yere döndürsün inşallah. Amin. Rabbim o ateş topunu yakanların elinde patlatsın o topu. Amin. Cenab-ı Hak yeniden şu memleketimize dirlik, birlik, beraberlik ihsan eylesin. Amin. Yoksa başımıza bir zalim kılıç Allah gönderir. Hani kim zulmederse, hadisi kutsi böyledir. Kim zulmederse Allah onun başına bir zalim tayin eder. O zalim ne? O zulmedenden intikamını alır. O zalimin başına da bir kılıç tayin eder. O kılıç da zalimden intikamını alır. Sonra döner, kılıçtan intikamını kendisi alır. Şu memlekette bu manada bir fitne ateşi yandı. O fitne ateşi Müslümanları birbirine düşürüyor. Bu fitne ateşi Müslümanları ötekileştiriyor. Bu fitne ateşi ne yazık ki iki kardeşi birbirinden ayırıyor. Bu fitne ateşi ne yazık ki, ne yazık ki bizim insanımızın içerisinde buğzun, suizanın, nefretin tohumlarını ekiyor. Şunu diyebilirler, herkes onu der zaten. Ya biz haklıyız. Kardeş, sen haklı ol, geri çekil. Bir Müslümana karşı dil uzatma. Sen haklı ol, geri çekil. Madem dinini biliyorsun, sen geri çekil. Madem sen diyanetini biliyorsun, sen geri çekil. Hayır. Devam ediyorlar. Allah bu gecenin hürmetine o fitne ateşini çıktığı yere devşirsin inşallah. Amin. O yüzden bu gece af olmayacaklar sınıfından bir tanesi Müslümanlara karşı düşmanlık besleyen, Müslümanları ötekileştiren, mezhebinden, meşrebinden, tarikatından, cemaatinden, partisinden, pırtısından, kliğinden, kimliğinden, renginden, sesinden, nefesinden, her neden olursa olsun bir Müslümana ve bir Müslüman topluluğa kin ve nefretle bakıyorsanız bu geceki aftan ne yazık ki siz nasibiniz olmayacak. İçki içmeye devam edenler. İçki içmeye devam edenler. Tövbe etmeyenler. Bu gecenin affından ne yazık ki nasipdar olamayacaklar. Zina etmeye devam edenler. Fuhuşa devam edenler. Bu gecenin affından ne yazık ki faydalanamayacaklar. Bunlar tövbe ederlerse, geri dönerlerse, ya Rabbi ben bu gece tövbe ettim. Bu geceden sonra artık zina işlemeyeceğim. Ben bu gece tövbe ettim.
Bu geceden sonra inşallah ya Rabbi ben içki içmeyeceğim. Ben bu gece tövbe ettim ya Rabbi. Bu geceden sonra ben Müslüman kardeşlerimden faiz almayacağım. Bu gece tövbe ettim ya Rabbi. Ben bundan sonra namuslu insanların namuslarına dil uzatmayacağım. Bu gece tövbe ettim ya Rabbi. Bundan sonra Kur'an ve sünnet mücadelesinden ve vatan sevdiksinden ve vatan savunmasından ben geri dönmeyeceğim, geri dönmeyeceğim. Ya Rabbi bu gece tövbe ettim. Bundan sonra bilerek ben Allah'a şirk koşmayacağım. Şirkin her türlüsünden sana sığındım ya Rabbi deyip tövbe ederlerse onlar da bu gecenin feyzinden, bereketinden, lütfundan, ikramından inşallah nasipdar olacaklar. Ama eğer bunlara devam ediyorlarsa, tövbe etmiyorlarsa ne yazık ki onlar bu gecenin feyzinden faydalanamayacaklar. Bu gece öyle bir gece. Tabii birkaç yerden bana telefon açıp maille, mesajla soru soranlar oldu. Bu geceye has namaz var mı? İşte şöyle namaz kılın, böyle namaz kılın diyenler var diye. Böyle normalde biraz ben inceledim. Böyle bir namaz İhya'da geçiyor. Böyle bir namazın olduğuna dair. Tabii ben ihyayı önemseyen bir insanım. Tabii bazı hadis kritercileri ihyadaki bazı hadislerin sahih olmadığına dair kendilerince söylemleri var. Ama namaz kılmak bidat değildir. Sahihliğinden şüphe edeceğiniz bir hadis-i şerifle ibadet etmek, amel işlemek, hukuk değil. İnsana bir zarar vermez. Onunla fıkıhçılar bir hukuk çıkaracaklarsa çıkarmasınlar. İşte bu geceyle alakalı ihyada böyle bir namaz tespiti var. Bunda 100 rekat namaz kılınması. Bu 100 rekat namazı da işte değişik şekilde rivayet edenler var. Bunun üzerine söylüyorlar. Ama buna şerh düşmüş İmam-ı Nevevi'de. Böyle bir namaz yok. Hani burada bir sıkıntı var diye. Ama bir kimse hani illaki bu geceyi sonuçta hayırla yad edip, hayırla geçirmesi lazım, ibadette geçirmesi lazım. Ne yapabilir? Kaza namazı kılabilir. Tövbe için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifinde nakledildiği iki rekatlık namaz kılıp ardından gece namazı kılabilir, teheccüd namazı kılabilir. Kaza borcu varsa kaza namazı kılabilir. Namaz kılsın. Oturup evde Allah'ı zikretsin, la ilahe illallah desin, tövbe etsin. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Ve bihamdihi estağfurullahil azim desin. Muhakkak ama bu geceyi namazla, ibadetle geçirmeye gayret etsin. Bu noktada malum itikaf programlarımız var. Kardeşler biliyorlar. İtikaf programlarına katılsınlar. İtikaf programlarında sabaha karşı itikaf edebilirler. Ve hatta evlerinize gittiğinizde, döndüğünüzde sabah evden çıkıncaya kadar veya ne zaman çıkıyorsanız evden çıkıncaya kadar diye itikafa niyet edip evinizde ibadet edebilirsiniz. Evinizde tevhid çekebilirsiniz. Allah'ı zikredebilirsiniz. Namaz kılabilirsiniz. Böylece bu geceyi İhya etme noktasında namazla, zikirle, tövbeyle
bu geceyi geçirebilirsiniz. Tabi bu noktada en önemli şey dua etmek. Dua bu noktada ümmet-i Muhammed'in en büyük silahı. Bizim elimizde, benim meşhur sözümdür, tankımız yok, tüfeğimiz yok, bizim elimizde silahımız yok. Biz anarşist değiliz. Biz terörist değiliz. Silahla bir şeyi düzeltelim. Müslümanlar hiçbir zaman anarşiye karışmamışlar. Anarşi üretmez İslam. Bir yerde anarşi var ise orada hak ve adalet yoktur. Orada İslam da yoktur. Mümin ancak devletleşirse silahlanır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'de silahlanmadı. Mekke'de silahlı mücadele de yapmadı. Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Medine-i Münevvere'de hicret ettikten sonra devleti orada yavaş yavaş kurmaya başladı. Henüz daha devlet tam kurulmadan müşrikler savaşmaya gelince silahlandılar. Ve şehirlerini korumak için, dinlerini korumak için savaşmak zorunda kaldılar. O yüzden mümin önce fikirle mücadele eder. Önce imanıyla mücadele eder. Eline silah almaz. Bu gördüğünüz fakir 12 Eylül'den önce eline silah almış olanlardan. Bunun çözüm olmadığını 12 Eylül'de görmüş bir kimse. Ve kim eline silah alırsa ve o silahı yine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir kimseye doğrulttuysa bilsin ki o şeytanın emrine girdi. Bilsin ki o Deccaliyetin emrine girdi. Bilsin ki o şeytanlaşmış, deccallaşmış insanların emrine girdi. Yine aynı şekilde bir mümin kardeşinizi dilinizle hor hakir görüyorsanız, dilinizle ona iftira atıyorsanız, dilinizle onu rahatsız ediyorsanız, bir mümin kardeşinizi dilinizle zarar veriyorsanız, bilin ki kalbinize şeytan oturdu. Ve siz hevai hevesinizden konuşuyorsunuz. Anarşi çıkarıyorsunuz. Siz bir anarşistsiniz. Siz bir teröristsiniz. Böyle ölürseniz Hanefi'ye göre iman üzerinde ölemezsiniz. Allah muhafaza eylesin. Amin. İşte bu gece İslam alemi için dua edelim. Bu gece memleketimiz için dua edelim. Doğacak çocuklar için dua edelim. Ailelerimiz için dua edelim. Eşlerimiz, çocuklarımız, gelecek zürriyetlerimiz için dua edelim. Hastalarımıza dua edelim. Borçlularımıza dua edelim. Sıkıntıda olanlara dua edelim. Bermurad olanlara dua edelim. Bu geceyi biz inşallah duayla, zikirle, namazla geçirelim. Ki Cenab-ı Hak
bize kurtulaşından kurtuluş nasip eylesin. Amin. İnşallah. O yüzden bu noktada eğer bir kimse namaz kılabiliyorsa da işte kazalarına, benim var ya, ben herkes o yüzden kaza namazı varmış gibi görüyorum. Benim vardır çünkü muhakkak. Allah bizi affetsin. Amin. Namazlar kılalım, zikirler yapalım, dualar edelim. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i kurtarsın inşallah. Kıymetli kardeşler, bu mübarek Şaban'ın 15. gecesi, Beraat gecesi hepimize mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak hepimize de beraatını eline alanlardan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i affı mağfiret eylesin. Amin. Memleketimize de dirlik, birlik, beraberlik ihsan eylesin. Amin. Seçimler olacak malum. Cenab-ı Hak bütün insanlarımızı hayra yönlendirsin. Amin. Hayırda buluştursun. Amin. Gönüllerine hayrı vererekten hakkımızda hayırlı ne olacaksa o tarafa Cenab-ı Hak cümlesini döndürsün inşallah. Amin. El-Fatiha ve selamat. Amin. Soruya da bakalım inşallah. Bahçedeki sükunet için uyarıda bulunabilir misiniz demişler. Geçti. Hakkınızı helal edin inşallah. Ne yazık ki bahçedeki sükuneti sağlayamıyoruz. Sonuçta sufilik açısından birilerine bizim böyle cebren bir şey yaptırmamız mümkün değil. Ama hep böyle işte bunu da sohbetin başında hatırımıza gelse dahi söylemeye utanıyoruz. Böyle koskoca insanlara işte konuşmayın, gürültü yapmayın demek ağrımıza gidiyor. İnşallah biz bu hali de Cenab-ı Hak aşıttıracak. İnşallah bahçede oturan kardeşler de hayırla burada sohbet ve sema izlemeyi inşallah öğrenecekler diyelim. O yüzden semada buluşacağız inşallah. Ona göre gardınızı yenileyin, tazeleyin. Ona göre rabıtanızı tazeleyin, yenileyin. Hep beraber oturduğumuz yerde Allah'ı zikredeceğiz. Semazenler her çarkta Allah diyorlar. Biz de oturduğumuz yerde ayakta yürürken hizmet edenler için söylüyorum bunu. Herkes Allah diyecek inşallah. Hadi bakalım Allah'ta buluşalım inşallah.